Bismillahirrahmanirrahim. Usul-i itikad ahl-i sünne vel cemaat kitabından. Siyak-ı meruviye fi ennel makamel mahmuda huve şefa'a. Makamel mahmud şefaatliği hakkındaki rivayet. Yani ona az önce dua kılamız ve ba'athu makamel mahmuda. Resulullah'ın dua kılamız. O kişinin makamel mahmud getirilir gendi. Maktalingen urun makam yani. O şey makamel mahmud ne maddese o şefaat. Kıyamette odamlar o'rtasida hukm qilish uchun Alloh taolo hukm qilish uchun Allohdan izn so'rash. Mana shu Rasulullohga berilgan maqom ya'ni. Bu Rasulullohga xos dedik mana, kishiga berilgan xususiyatlardan. 2091-92 hadislarda keladi, Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Inna nasa yawmal qiyamati yasiruna jasan. Qiyomatda ummatlar hammasi tiz cho'kib o'tiradilar. Har bir ummat payg'ambariga ergashadi. Yaqulun aytishadiki, ya fulan ishfa' lana hatta tantahiya shafa'atu ila nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ey fulancha bizga shafa'at qilgin deb hamma payg'ambarga borib ummatlar aytib kelib, oxir payg'ambar alayhisalomni oldiga keladilar. Ana shu Alloh taolo u kishini maqomul mahmudga tiriltirgan o'rnidir, deyapti. 2093 hadis Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu dan keladi, o'sha aytlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlar: "Yub'asun nas yawmal qiyama fakun aw ana wa ummati ala tillin." Men odamlar qiyomat kunida tiriltirilganda men va ummatim bir tepalik ustida bo'lamiz dedilar. Ala tillin yoki. "Wa yaksuni Rabbi hullatan hadra." Rabbim menga yashil hulla, ya'ni chopon kiygizadi. So'ngra izn beradi men gapirishligimga, men Alloh xohlagan gaplarni gapiraman, ya'ni maqtovlik bir so'zlarni. Ana shu maqomul mahmuddir dedilar. Hop, keyingi hadis ham shu ekan: "Yajmallohu nasa yawmal qiyamati fi sa'idin wahidin yanfuzuhumul basar va yasma'uhumud da'i." Alloh qiyomatda odamlarni bir tepalikka jamlaydi. Hammaning ko'zi ko'radigan va duo chaqirgan odam eshitadigan darajada bo'ladi. Ya'ni hamma bir xil qilib qarab ko'rsa bo'ladigan bir tip-tekis joyda Alloh taolo odamlarni jamlaydi. Aytadiki, "Ya Muhammad" deydi, "Labbayka va sa'daik" deydi. "Wal khayru fi yadayk tabarakta va ta'alayt" ana shu maqomul mahmud deyiladi. Keyingi hadis Hudayfa radhiyallohu anhu aytadilar, Alloh insonlarni bir tepalikka jamlaydi. Chaqirgan odam hammasi eshitadigan, qaragan odam ko'radigan yalang'och, yalangoyoq, yalang'och holatda hamma sukut qilgan. Alloh yaratgandek hani xilqatda. Hech bir nafs Allohni iznisiz gapirmaydi, kim gapirmaydi. Shunda bir nido qiladi Alloh azza va jalla, "Ya Muhammad" deydi. Faqul Rasululloh aytadilar, "Labbayka va sa'daik val khayru fi yadayk val mahdiyyu man hadayt 'abduka bayni yadayk va laka va ilayk la manja va la malja minka illa ilayk tabarakta va ta'alayt subhanaka rabbil bayti وذلك المقام المحمود الذي ذكر الله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا degan oyatda aytilgan maqom mana shu bo'ladi. Ya'ni imomlarga fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka robbuka maqama mahmuda. Kechasi o'zingizga nafil qilib qo'shimcha qilib tahajjud qiling, shoyad robbingiz sizni maqomul mahmudga tiriltirsa degan. Mana maqomul mahmud Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bitilgan, lekin o'sha yerga Alloh azza va jalla kishini turg'izishlik uchun ham baribir mana kechasi bilan turib namoz o'qing deyapti. Keyingi hadis ham shu ekan. 96-97 hadisga o'tamiz. Abdulloh ibn Umar aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La yazalu rajul yas'al hatta yati yawmul qiyamah laysa fi wajhihi muz'atun min lahm." Odam, ba'zi odamlar shu tilanchilik qilib so'raveradi, hatto qiyomatda kelganda yuzda bir parcha go'shi bo'lmaydi deganlar. Ya'ni yuzsizlik qilib so'ravergandan keyin tilanchilik qilib, oxirida qiyomatda ham shu amaliga jazo bo'lib, o'zi ham yuzsiz bo'lib keladi, haqiqiy endi. Betida, yuzida go'shi yo'q, bir parcha ham. Aytdilarki, quyosh yaqinlashtiriladi. Hattoki teri quloqlargacha odamlarga yetadi, ya'ni quloqgacha teriga botadi. Mana shu holatda turganda yordam so'rashadi. "Ey Nuh" deyishadi. "Nuh, men sizlarni sahoblaring emasman" deydi. So'ngra Musa u ham shunday deydi. So'ngra Muhammad alayhisalom kishi shafaat qiladilar. Odamlar o'rtasini ajrim qilishi uchun yurib keladilar, hatto jannat eshigidan ushlaydilar. Ya'ni ochib jannat ochib beradigan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ladi. Ana shu paytda Alloh kishini maqomul mahmudga tiriltirgan vaqt bo'ladi, deyapti.
2097. hadis Abdullah ibn Amr ibn As aytadilar, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem mana bu oyatni tilovat qildilar. İbrahim aleyhisselam haqida: Robbi innahunna adlanna kathiran minan nas. Ey Rabbim, bu sanamlar ko'p odamlarni yo'ldan urdi. Kim menga ergashsa mendan dur, dedilar. Ya'ni oyat davomida nima degan? Kim menga osiy bo'lsa, sen o'zing mag'firatlisan, rahmlisan deganlar. Uni halok qilmaganlar-da, osiy bo'lganini ham. İlacı borçlu, yani uşanın hem hakkı dua okuyorlar. Ve yani şimdi İsa Aleyhisselam ham azapla sen bendelerin hakkın var yani. Mağfiret kısayın sen uzun kişirimliysen degen mağada ayet bu. Yani kadırsan sen uzun azaplayman desin. Farafa yedey Resulullah ham kullarını kütahdiler de Allahümme ümmeti ümmeti deyip yığladılar. Yani ben İbrahim Aleyhisselam ham bir asib usayım ümmetim degen de kıldılar da İsa Aleyhisselam ham şunday qildi, osiy bo'lsa ham. Rasululloh ham shunday qilyaptilar ya'ni. Alloh azza jalla aytdiki: "Ya Jibril, izhab ila Muhammad va robbuka a'lam fas'alhu ma yubkik." Alloh azza jalla Jibril Aleyhisselamga aytdiki: "Muhammad Aleyhisselamga bor, undan so'ra," dedi, o'zi bilib tursa ham. "Nima uni yig'latyapti?" dedi. Jibril keldi, so'radi. Rasululloh xabar qildilar. Alloh o'zi bilib turgandi. Alloh azza jalla aytdiki: "Ya Jibril, Muhammadga bor, unga aytganki, biz ummatingizni sizni rozi qilamiz, sizni yomon holga solmaymiz ummatingizda," dedilar ya'ni. Demak, Rasululloh ham yomon ko'rgan odamlargina shu jahannamda qoladi. O'sha qolganlar chiqib ketadi ya'ni. Ahrajahu Muslimun an Yunus. Siyaqu ma ruviya an Nabiy sallallohu alayhi vasallam fil haus. Endi haus haqidagi rivoyatlar. Haus o'zimiz tilidagi haus. Yani su to'dalanadigan joy qiyomatda mahshargohda. Bu haqidagi hadislar mutawatir darajada kelgan. 30 dan ziyod sahobiydan kelgan. Havs haqidagi hadislar. Shundan Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Jabir ibn Samura va Jundub radhiyallohu anhulardan rivoyat qilinadi. 2101-chi hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan keladi. Rasululloh aytdilar: "Inna amamakum hawdan." Sizlarning oldingizda havz bor qiyomatda ya'ni. ما بينه وفي حديث يحيى كما بين جربة وأزرح بو اكتا جاي جربة وأزرح ديگن جاي دي أرالغي چاليك بر يعني كتا بر مسافة ده حديث فضيل قال بو شام ديك اكتا قشلاق ارتاس ده 3 كلوك بار اكن بو 3 كلوك يول بار شو اكتا قشلاق ده منا ديمك حوز ده ازون لگي منا شنا خواب 3 كلوك بر مسافة ده يرسو بولي ديگن بر ازون حوز بويا اينه شنا خواب Keyingi isnod 2105-chi hadis Jundub roziyallohu anhudan keladi. U kishi aytdilar: "Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan aytayotganliklarini eshitdim. Ana faratukum alal hauz," dedilar. "Men sizlarni hauzga yetaklab boruvchiman," dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni. Ya'ni masalan haligi qadimda cho'ponlar odamlarni yoki qo'ylarni suvga yetaklab borganda, xuddi shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni suvga, hauzga yetaklab boradilar ya'ni. Mana bu sahih hadislarda kelgan. Rivoyatu Zayd ibn Arqam. 2107-chi hadis Zayd ibn Arqam aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va nahnu ma'ahu fi ba'di asfarihi fi manzilin nazalu. Ma antum bi juz'in min 100,000 juz'in mimman yaridu alayya al-hawza min ummati." Sahobalarga qaratyaptilar. Sizlar ummatimdan havzga, meni oldimga keladigan ummatni 100 ming juzidan bir juzi ham emassizlar sizlar deganlar. Sahobalarga shunday deyaptilar. Ya'ni bu shunchalik ko'p odam ummatni haqiqatdan ham o'sha suvdan bahramand bo'lishiga dalolat qiladi. Sahobalarga qarab, shuncha sahobaga qarab aytyaptilarki, sizlar 100 mingidan biri ham emassizlar, hattoki 100 mingidan bir ham emassizlar degan. To'g'ri-da, haqiqatdan hozirgi kunda masalan qaraysa, 1,5 ming yil bo'lib ketdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin. Qancha musulmonlar o'tdi mana. Keyingi soat 2109-chi hadis Abdulloh ibn Amr ibn Asdan keladi. Kishi aytdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Havzi masirat shahrin. Yani bir aylık masafa deyiladi. Yukarıda 3 günlük masafa deyiladi yani. Bu zarar yok. Keyinchalik qo'shib yurilgan bo'lishi ham mumkin ziyoda qilib yani. Bir aylık masafa. Zawayahu sawa. Burchaklari teng. Yani ini ham bo'yi ham shunday. Suvi kumushdan da oq, yaltiragan yani. Va xushbo'yligi miskdan da xushbo'y. Va kizanuhu ka'adadi bi'adadi nujumis sama. Idishlari osmon yulduzlari adadichalik.
وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَزْمَعُ بَعْدَهُ عَبَدًا. Kim şundan bir içse ondan ki sıra taşına bulmaydı. Başka joyda yok su. Hemen peygamber uzun havuzu var doğru. Rasul sallam ki en kattası. Lekin endi bu o'tgan ummatlardagilargina o'tgan ummatlardagi payg'ambarni havuzidan bahramand bo'laoladi agar haqiqiy iymon keltirgan bo'lsa. Rasululloh sallamdan keyingilar faqat rasulullohga iymon keltirganlargina va amal qilganlargina o'sha suvdan bahramand bo'ladi. 2110 hadis Anas radhiyallohu anhudan keladi. Rasululloh sallam aytdilar: "Inna qadra havzi ma bayna Aylata va Son'a il Yaman." Havuzimning miqdori Ayla, ya'ni Baytul Maqdis yerlari. Shom yerlari va Yamanni Son'a degan joyi o'rtasidagi masofa dedilar. Endi bu ham shunchaki tashbih, ya'ni misol tarzida aytilyapti. Va inna fihi min al-abariq ka'adadi nujumis sama. Unda shunday obdastalar borki, yulduzlar adadichalik. Keyingi hadis Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Mening havzim Ayla va Adan, ya'ni Adan ham o'sha Yamanda. Shundan da uzoq uzun masofasi dedilar. Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, uning idishlari yulduzlar adadidan da ko'pdir va u sutdan da oppoq, asaldan da shirin. Nafsim qulda bo'lgan zotga qasamki, men undan bir kishilarni haydayman", dedilar. Azudu anhu rijala kama yazudu rajulul gharibata kama yazudu rajulu al gharibata min al ibli an hawdihi. Xuddiki kishi begona tuyani o'zining havzidan haydagandek qilib, men odamlarni o'zimni havzimdan ham haydayman, dedilar. Ya'ni haligi ummatdan ba'zi murtadlardi. Keladi u ham men ham ummatingizdan havzingizdan ichay deb begona tuyani haydagandek qilib, uni ham haydayman debdilar. Shunda aytiladi: "Ya Rasululloh, o'sha kunda bizni taniysizmi siz?" deganda Rasululloh ha dedilar. "Sizlar menga kelasizlar g'urron muhajjalin bo'lib. Ya'ni peshonalari, oyoqlari oq bo'lib kelasizlar. Tahorat asaridan o'tdi-ku buni hadislarda. Bu sizlardan boshqalarga emas", dedilar. Ayni qarang, umrida tahorat qilmay, namoz o'qimay o'tgan odam qaydan taniydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Jahannamga kiradi u. Jahannamga kiradi. Havuzdan suv ichmaydi, haydalanadi. Mana bu Imom Muslimda kelgan rivoyat. Keyingi rivoyat 2113-si. Savban aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ana bi uqri havzi yawmul qiyamah." Qiyomatda havzimni bo'yida turaman, uqrida, ya'ni shu qarshisida. Undan la azudu anhu li ahli Yaman, Yaman ahli uchun deb qolganlarni haydab turaman. Ya'ni Yaman ahliga katta fazilat bu. Yaman ahlini ha endi Yamanlik bo'lgani uchungina shu fazilatga erishilavermaydi. Asli ulamolar aytganki, haligi Yaman ahlida kelgan hadislar ko'pda, al iymonu yamanin deganlar, masalan sollallohu alayhi vasallam iymon yamanda deganlar. U ansorlar asli yamanliklar bo'lgan, ansorlar asli kelib chiqishi yamanliklar bo'lgan, madinaga borib qolgan ular, ya'ni o'shalar nazarda tutilgan deyishgan. Yamanlik bo'lsang bo'ldi degani emas bu. Va o'zi qiyomatdan oldin ham ahli sunna val jamoa shomdan keyin yamanda bo'ladi. Men hadisda kelgan alayki bisham deganlar. Birinchi shomni lozim tut. Fayn abaytum, agar shomni istamasang Yamanga bor deganlar. Iymon Yamanda deganlar. Va qiyomatdan avval ham Yamandan bir to'p musulmonlar chiqadi, islom ahliga nusrat berib. Bu haqida hadislar kelgan. Shuning uchun ham o'shalarni fazli sabab qolganlarni haydayman, borsin ketsin qolganlar, yamanliklarga beraman suvni deb, o'sha yamanliklarga asrayman deyaptilar mana. Odamlarni asoyim bilan uraman deyaptilar. Undan o'sha ketishligi uchun. Ya'ni boshqalardi, yamanliklarni emas, boshqalardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytildiki, uning kengligi qancha ya Rasululloh deganda aytdilar: "Min maqomi ila umman." Shu joyimdan ummongacha dedilar. Hop. Yaqutu fi mizabani yumaddani minal janna. Yamuddani minal janna. U havzga ikkita mizob, ya'ni irmoq tushib turadi, uni jannatdan to'ldirib turishadi havzni, ya'ni. Biri tilladan, boshqasi kumushdan bo'lgan mizob, ya'ni bir nav deganida mizob. Shundan haligi jannatdan unga suv tushib turadi. Imom Muslimda kelgan rivoyat bu. 2113 hadis. Bu ham o'sha ekan, o'qib o'tirmaymiz. U 2115 ham shu hadis ekan. Hop, 2116 hadis. Inni atma'u an yakuna hawzi inshaalloh awsa' ma bayna aylati ila al-ka'ba deyaptilar. Mening havzimni umid qilamanki, Baytul Maqdisdan Ka'bagacha bo'lgan joydan da keng bo'lishligini va unda
yıldızlar adadan da çok ilişkiler bu dediler. Bu yanlış hadis eken. 2118 hadis Abu Said radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. İnne li havzan tuluhu ma beynel Kabe ila Beytil Makdis. Yani açık gel. Benim havzum var. Onun kinliği, uzunluğu Kabe'den Beytil Makdis geçe. Yani, taşbih diye mi kalayım? Fakat şu neresi de okuştur. Yani Kabe, Beytil Makdis. Mesela Joy Kup ki yani, okuştur. Aslında bunun için bazı ulamalar etken ki ana şu Joy şu uzbuladı havuz değil yani. Şeref bu. Uca Joy'da bana ulup gitken şahitler, kança kança şahitler gitti ya birilerde. Salıklar hemen şurada, gurları, ulgileri, cesetleri. Ana şu Joy havuz gelinen. Uçlar da kanı, başka başkası şerefet eden. Sütten de ok dediler. Sütten de ok. Edişleri yıldız adede çelik. Her kanda peygamber ümmeti ki dua kıladı. Ümmetin çakıradı yani. Yok ki şimdi isek doğru. Ümmetin çakıradı. Her bir peygamberde havuzu var. Ulardı ki bazıları ki فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِهِ فِيَاَمْ مِنَ النَّاسِ Bir top adamlar keladi, bazıları ki bir guruh adamlar keladi, bazıları ki bir nefer adamlar keladi. Yani her hıl adetleri. Bazıları ki ilk de bitti adam keladi hatta ki yaptılar havuzuya. İman kiltirmeken de başka yani. Bazıları ki ise bro kimi diyem hatta ki. Yani iman kiltirmeken hiç kim yani. Fuyukal قَدْ بَلَّغْتْ Ben yetkizgen ben değilim var oraya. وَإِنِّي أَكْسَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamette min şu enbiyalar en tabisi kufemen dediler. Şimdi hadisi okuduk şu manası da. Şimdi hadisem şu iken. 2120 hadis. İbn-i Umar radıyallahu anh'u da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etle. حَوْزِ مَا بَيْنَ عَدَنْ وَعَمَّانْ Uşa abrat min el-selç, ahla min el-asel. Müzden de soğuk, aselden de şirin. Miskten de hoşbuy. Onun idişleri yüzyıl adadı çelik, kimden bir kultum içse ondan ikinci taşında bu meydi. Avvalun nasi aleyhi vurudan sa'alikul muhacirin. Birinci bulup o şu havuzge kele digenler fakir muhacirlerdir digenler. Sa'alik digenler, sa'alik digenler fakir yani. Birinci bulup havuzge kele digenler. Kala kala ben hum ya Resulullah. Kim bunlar digende ettiler ki aşşah isatu ruusuhum, saçları tuzgen, aşşahbet ucuhum, yüzleri sulgen, addan isatu siyabuhum, kimleri kir, Şundaki adamlar diyenler. Yani dünyada azı ki kalan kasanlar diyen. Vatan geldi onlar. Azı ki tılda etken de. Ellezine la tuftahu lehumul ebabu sudut. Ular ki bir kişikler ular ki açılmıyor diyen. Yani hem mevcudu kulkun dışına kıyın adamlar. Ve la yanki havunel mutena'imat. Nimet içi de yürgen ayolları ki üylen olmuyor diyen. Yani kaza kaza hatırları ki üylen olmuyor diyen adamlar. Ellezine yu'tuğuna kulle lezi aleyhim. Ula şundaki kişiler ki zimmesi de ne mebusa birgen. Lekin o'zining haqqini kerak bo'lsa olmagan odamlar deganlar. Talashib tortishib, meni haqqim, seni haqqim qilib yurmagan. Bergan, hammani haqqini bergan, o'zining kerak bo'lsa olmay ham ketgan ya'ni. Birinchi bu anjular so'qorilinadi. Xo'p. 2120 asr Abdulloh ibn Rumiy aytadilar, "Kuntu inda Anas ibn Malik." Men Anas ibn Malik oldida edim. U kishining oldiga bir kishi kirdi. "Ya Abu Hamza," dedi. Anasga aytibdi. Men bir qavmlarga yo'qdim, shafoatni, qabr azobini yolg'on deyapti deganda Anas aytdiki, ana o'shalar kazzoblardi, ular bilan o'tirma dedi. Xo'p, nimaga endi bu biz bobga kirib ketdi bu qabr azobi, shafoat. Bu o'tgan zamonlarda yozilgan kitoblarda ulamolar yozganda, hali hozirgi zamondagidek xayolga kelgan gapni yozib ketavermaganda. Biz xosatan Imom Buxoriyning kitobini o'qisangiz, o'sha hadislarda keyingi bob bilan avvalgi bobga shunaqangi bog'liqligi bo'ladiki, Şu bab tutuyorken de kengi bab nümayeliği işara kılıp uşağın tekişlik hadis kilitirip koyardı. Uşağın arasındaki onlar daha iyi de itibar kıyken. Hiç neresi hani bir hudaki hazırlıklı uşağın kitabı çözü için yazı vurmayan kırıkka. Cüde itibar bile yazı giden. Bana bir an hazır şunu itibar gibi yaptı. Avvalki bab, utken bab şefaat hakkı dedi yo. Kengi bab nümay hakkı da kabir azabı hakkı da. Çünkü işara kılıp avvalki bobga ishora qilibman shafoat keyingi bobga ishora qilib qabr azobini o'z ichiga olgan hadisni topib keltirib shunga tiqib qo'yapti shu bobni ichiga hozir bu hozir o'zicha uzib yulib keltirmaganmi shu hadis topish kerak o'shani topib keltirgan shu uchun ham Imom Buxoriy ham o'sha kitobini shu umr mobaynida yozib chiqqan 6000 ta hadis yozish nima o'zi aslida masalan bir haftada yozib qo'ysa ham bo'ladi uni umr mobaynida yozgan sababi shu hadislarda hammasini shunaqa tartiblab chiqishgan. Keyingi bob qisqasi mana qabr azobi haqida. Shu yerda to'xtaymiz inshaalloh.